1 Ekim 2023 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlıyor. Sayılı saatler kaldı. Tabii bu dönemin büyük bir önemi var. Niye? 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet 100. yılını dolduruyor. 100 yıl önemli bir süre. Bizim küçüklüğümüzde, gençliğimizde genç cumhuriyetten işte bahsedilirdi. Artık biraz yaşını başına almış bir cumhuriyet var. Bütün sorunlarıyla, bütün problemleriyle birlikte. 100. yılda tabii ki halkın birçok beklentisi var. Yani yeni açılan yasama yılıyla da ilgili beklentiler var. Ekonomik beklentiler var, eğitimle ilgili beklentiler var, dış politikada beklentiler var, emekli maaşlar ile ilgili büyük beklentiler var. Ama bunların içerisinde en büyük beklenti adalet ve hukuk sisteminde bir yumuşama, bir yenilik ve hepsinden de önemlisi bunu taçlandıracak bir siyasi genel af. Bunun adına ister af deyin, ister infaz indirimi deyin, ister başka türlü teknik terimler kullanın, neticede cezaevleri tıklım tıklım dolu ve dünya ortalamasının çok üzerinde. Türkiye tarihinin de en yüksek rakamına ulaşmış durumda. Yine halk tabiriyle cezaevlerinde yatacak yer yok ve her sene bir diğerinden çok daha büyük cezaevleri inşa ediliyor. Niye siyasi genel af dedim? Çünkü yani bizim genel hukuk anlayışımıza göre kişilere yapılan haksızlıkları, zulümleri, cinayetleri, tecavüzleri ancak kişiler affeder. Ama devlete karşı işlenen suçları, tabi bunlar suç mudur değil midir bu da ayrı bir tartışma konusudur. Ki bunların büyük bir kısmı düşünce ifadesidir. Yani adı üzerinde siyasidir. Bir eylem, öldürme, sabotaj, terör eylemi değil. Büyük bir kısım. Ama her halükarda devletin suç kabul ettiği, cezalandırdığı, devlete karşı olan eylemleri yine affetme, silme yetkisi devlettedir. Onun için biz işte genç bir kızına, çocuğuna yapılan bir tecavüz veya bir öldürmeyi, yani devlet vatandaş adına silsin, silmeli demiyoruz, diyemiyoruz. Yani bu konuda hukuken de, vicdanen de bu kararı verecek olan o mağdurların bizzat kendileri ve aileleri. Siyasi meseleye gelince, şu an Türkiye'de en çok tartışılan konu bu. Bu memlekette Nazım Hikmet'le Kemal Tahir komünistlikten yıllarca hapiste yattılar. Kemal Tahir işte 28 yaşında girdiği cezaevinden 40 yaşında çıktı. Nazım Hikmet 13-14 yıl 15 yıla yakın cezaevinde kaldı. Necip Fazıl Kısakürek'ten başlayın, Said-i Nursi'den Abdülmelik Fırat'a, Şerafettin Elçi'ye kadar her kesimden, Alparslan Türkeş'e kadar her kesimden insanlar yıllarca cezaevinde kaldılar. Ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cezaevinde kaldı. Yine bir şiir okuduğumdan dolayı. Onun için halk arasında meşhur bir laf var. Damdan düşenin halinden damdan düşenler anlar diye bir söz var. Çok doğru bir söz. Sayın Cumhurbaşkanı da bizzat damdan düşenlerdendir. Onun için bugün hakkı yenen, haksız yere mağdur olan, düşüncelerinden dolayı cezaevinde olan ciddi bir fiili eylemi, yani öldürme, bombalama vesaire olmayan on binlerce kişinin artık bu mağduriyetlerinin sona erdirilmesi lazım. Onun için 29 Ekim'deki en büyük beklenti Cumhuriyet'in 100. yılında bir siyasi genel af, bir uzlaşma ve bir yumuşama olma. Tekrar ediyorum, bugün bu işlendiği söylenen suçlar suç mudur değil midir bu başka bir tartışma. Kim kimi affetmeli bu da ayrı bir tartışma. Ama bunun siyasi terminolojideki adı bu ve Cumhuriyet en çalkantılı dönemlerinde bile bu siyasi afları yapmış. 1925'te Şeyh Said hadisesi olmuş, 1928'de Şeyh Said ailesi dahil bu af kapsamına alınan bir af uygulanmış. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılında yine aynı şekil. Ondan sonraki yıllarda dediğim gibi adına af denilen, denilmeyen, ceza indirimi, infaz indirimi olan birçok düzenlemelere gidilmiş. Ve en büyüklerinden birisi de 1974'te Ecevit Erbakan hükümetinin yaptığı bir siyasi genel af. O günden bugüne de yine bu işler devam etmiş. Beklenti bu. Eğer bu sağlanamazsa, bu mağduriyetler devam ederse, bu gerilimli siyasi
atmosfer devam ederse inan edin kaybeden ülke olacak. Yani birileri belki siyaseten bir iki şey kazanabilir ama ülkede huzur olmadıkça, barış olmadıkça, yumuşama olmadıkça ülkeye huzur gelmez. Meclisin bence yapacağı ilk iş yeni yasama döneminde 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılını bir siyasi genel afla taşlandırmak.